Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber performans hakkında konuşacağız. Performans ana başlığımız olacak tabii ama futbolcunun form grafiğinin sürekli bir çizgide gitmemesi, bazen aşağı bazen yukarı gitmesi, oyuncunun halsiz olması, bacaklarını güçsüz hissetmesi gibi durumlar tabii ki başlık altında inceleyeceğiz. Fakat bunun öncesinde sizlere Instagram'da dolanırken görmüş olduğum bir fotoğraftan bahsedeyim. Hemen şöyle göstereyim. Bu fotoğraf bir bütün halinde çok önemli çünkü bir spor veya sporcunun bulunduğu yerde bu çok önemli. Bir bütün halinde incelersek aslında ben videolarımda sürekli bunlardan bahsediyorum ve ne kadar önemli olduğunu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Burada da gördüğünüz gibi aslında bir boru var ve bu boruda bir yerde bir çatlak sizin bu saydığımız sebeplerden birine neden olabiliyor. Mesela beslenmeden bahsediyoruz. Futbolcu beslenmesi çok önemli. Futbolcu 3 saat önceden artık bir şeyleri yiyip içmeyi kesmeli maç öncesinde. Tabii ki maç öncesinde neler kullanabilir veya antrenman öncesinde muz, kafein gibi şekilde şeyleri tüketebilir. Fakat bunun dışında maçtan sonra veya antrenmandan sonra karbonhidrat, protein ağırlıklı beslenmeli. Mesela makarna, tavuk diyoruz en basit örneklerinden birini. Daha sonrasında burada futbolcunun veya sporcunun hangi alanda olursa olsun kendine bireysel antrenman olarak bireye özgü mesela kuvvet, dayanıklılık veya top sürme artık ne istiyorsa bir futbolcunun yapması gereken antrenmanları yapması gerekiyor. Bunun dışında burada su tüketiminden tabii ki önemli, bunu bahsetmeme bile gerek yok. Fakat su tüketimi olsun, başka mineralli içecekler olsun bunları da almalı. Kendi eksikliğini futbolcu bilmeli, bunu araştırmalı. Bunun dışında bu antrenmandan sonra en azından 1-2 saat boyunca dinlenmeli. Yiyeceğini içeceğini tükettikten sonra uyku kalitesi çok önemli. Akşam uyuduğunda misal örnek veriyorum. Yatıyorsun saat 1'de ona göre o zaman saat 8-9 gibi kalkacaksın. Kendi kahvaltını yapacaksın. Antrenmanın hazırlığını yapacaksın. Antrenman sonrasında özellikle dinlenilen yani oradaki kalite gerçekten hiçbir yerde yok. 1-2 saat boyunca dinlenme sana birçok uykudan, gece uykusundan yararlı bile gelebilir arkadaşlar. Bu çünkü antrenman yoğunluğu yaşıyorsun, yapıyorsun ve bunun sonrasında dinlenme kasların yıkımını engelliyor ve senin performansını sürekli aynı çizgide sağlayabiliyor. Tabi bazen maçlara çıktığımızda psikolojik olarak hazır olmamamız, tabi ki bunun da önemi çok önemli. Çünkü ben sizlere yine söylüyorum, mental ve fizik olarak maçlara veya antrenmanlara hazır olmak, o gol vuruşunu yapmak veya gol vuruşunu yapmayı boş verin. O ara paslarıydı, araya kaçmalardı, kendini göstermeydi, pas atmalardı. Bunları maçtan önce yaşamak sizleri bir iki adım öne götürecek arkadaşlar. Futbola özgü diyorum sürekli ama sporun her yerinde var. Sizler futbolda eksikliğinize veya çok iyi olduğunuz konunun üstüne giderek kendinizi her zaman üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Bu çok önemli. Çünkü sizler sürekli bunu tekrar halinde yaparsanız artık bu alışkanlık haline gelecek ve sizin performansınız artık gözüm kapalı atabileceğim toplar dediğimiz olaylar oluyor. Ya yani artık bunu gözüm kapalı yapıyorsun sen ya dediklerinde seninle özdeşleşmiş bir şey oluyor. Bu yüzden psikolojik bir hazırlık, psikolojik olarak kendini o müsabakaya, antrenmana hazır tutmak, benim şu gün antrenmanım var, benim bunu yapmamamam, bunu tüketmemem veya bunu tüketmeliyim ki buna hazırlıklı gideyim, vücudum istesin, vücudum kendi istediğimi yapabileyim gibi düşünceler seni her zaman artı olarak bir yere koyacaktır. Bunun dışında futbol özgü dedik, futbola özgü antrenmanlar neyse bunu yapmalısın tabii ki. Bunun dışında kendi beslenmenin, uyku kalitene, işte bunun dışında ne gerekiyorsa sen antrenmanlarını yapıyorsan bir antrenman daha kaldırabilirsin. Bu düzeni devam ettirirsen. Düzen çok önemlidir. Tekrar çok önemlidir. Sen bunu bir gün yapıp bir hafta sonra iki tane yaparsan artıya geçmişsindir. İki tane yaparken üçe geçmişsen artıya geçmişsindir. Ancak bu düzenli olmadığında sana hiçbir katkı sağlamaz. Ve tamamıyla maç veya antrenman performansın maalesef aşağı doğru düşer. Sen antrenmanda şu topa koşmayayım ya başkası koşar diye düşünürsen maçta da o pozisyon geldiğinde o artık bu bilinçaltına işlediği için başkası yapar gözüyle baktığın için de seni kötü gösterir. Çünkü senin alanında oynanan futbol veya herhangi spor senin ona müdahale etmen gerektiğini sana zaten öğretiyor. Ancak sen bu öğretilmişinin dışına çıkarak
kendin ben koşmayayım başkası alır yaparsan bu dışarıdan maalesef seni kötü gösterir. Bazı futbolcular ek gıdalar tüketiyor. Bunlar C vitamini, D vitamini, E vitamini, işte balık yağı, kreatin, protein tozu, aklıma gelmeyen birçok ürün olabilir. Bunlardan tüketiyor olabilir. Sizler de antrenör veya futbolcuların önerine, arkadaşlarınız önerisi üzerine bunları kullanabilirsiniz tabii ki. Fakat şöyle bir durum var. Bu ürün sana ne kadar iyi geliyor veya sen bu ürünü ne kadar doğru kullanıyorsun? Çünkü kan değerlerine baktırmadan böyle ürünleri kullanmak biraz riskli olabiliyor bazen. Çünkü bazılarına yan etkisi olabiliyor. Bazen kan değerlerinde zaten bu düzgün ve uygun bir biçimde sende vardır ve sen fazladan tüketiyorsundur. Yani bazılarının bazen zararı olabiliyor. O yüzden bunu doktor gözetiminde yapmak, doktora gidip kan verip kan değerlerinize baktırmak, bu vitaminlere veya eksikliğinizi öğrenmek sizin için artı olur. Ha, bazen şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Ben bakıyorum, bazı futbolcu kardeşlerim bir ürün kullanıyor, sallıyorum. Örnek veriyorum lütfen. C vitamini kullanıyor. C vitamini kullandığında diyor ki maç günü kullandım, hop enerjik hissediyorum kendimi, enerji içtim veya kendimi çok enerjik hissediyorum, hop maçta iyi oynuyor, diyor ki ben diyor C vitamini kullandım, enerji çayı içtim, o yüzden böyle oldu. Bundan sonra da sürekli bunu yapıyor. Yani sürekli bunu kullanıyor ve bunu bağdaşlıyor. Bir gün kötü oynadığında diyor ki, ya ben neyi eksik yaptım, ne vardı? Evet, alışkanlıklar önemli ama bilinçsiz olarak bunları yapmak sizi artı yöne değil tamamıyla eksi yöne çekebilir. O yüzden bir müsabakaya hazırlanırken hiçbir zaman tüketmediğiniz şeyi tüketmeyin arkadaşlar. Yani alışkanlığınız olmayan şeyleri tüketmeyin. Kendinize yavaş yavaş alışkanlıkları, antrenman modellerinize uygun olarak antrenmanda yaptığınız şeyleri veya antrenman öncesinde tükettiğiniz şeyleri maç içinde aynı şekilde yavaş yavaş yaparsanız arkadaşlar, bunlar sizin performansınızı üste taşımanıza yardımcı olacaktır. Olumlu gelmeyen ve iyi gelmeyen şeyleri başkası ne derse desin, bunu sakın araştırmadan asla yapmayın, kullanmayın veya önermeyin. Ben yaptım, şöyle oldu, bu yaptı, böyle oldu. Sizi ilgilendirmesin. Sana neye yarar var, bunu öğrenmelisin. Dediğim gibi spor hekimi veya doktor gözetiminde böyle şeyleri tüketmeniz tamamıyla sizin için fayda sağlayacaktır. Başkalarının ne dediği de önemli olsa bile sizler kendi araştırmanızı yaptıktan sonra kullanın veya kullanmayın, tamamen takdir sizin olsun. Bunun dışında performansı sürekli olarak yükseltmek sizin aslında biraz da moral motivasyon, yani psikoloji olarak bahsettiğimiz sizin olumlu dönükler almanız, yani birisi size bravo oğlum hep böyle devam et aferin falan derken sizler de bunun sürekli olmasını ve kendi performansını sürekli aynı seyir veya üzerine koyarak devam etmek istiyorsanız, o zaman asla ben tamamım demeyeceksiniz, üstüne koymaya devam edeceksiniz. Bazen bir pas hatası yaparsın, ne yapıyorsun sen bunu yapmazdın gibi haller alınca psikolojik bir başka oluyor. Telaş oluyor, hata oluyor, hata üstüne hata oluyor. İşte orada düşüş gerçekleşiyor. O yüzden maç maç gidin. Ve sürekli olarak antrenman dışında bireysel antrenmanda kendinizi her zaman üst seviyeye taşıyın. Onlar bir antrenman yapıyorsa sizden iki antrenman yapın. Tabii bunu yavaş yavaş yapın. Bir anda iki antrenmanlı olmaz. Fiziksel olarak kendinizi güçlendiriyorsanız çabukluk antrenmanlarını da yapın ki çabukluk kısmında kendinizden ödün vermeyin veya yavaşlamayın. O yüzden bu tür antrenmanları birlikte götürmek, bazı tüketimler yapmak gerçekten çok çok önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlar. Performansınızı direkt olarak etkileyecek hususlar. Ama burada en önemli hususlar düzenli antrenman yapmak, uyku kalitesini almak, beslenme, su, psikolojik olarak kendini hazırlamak ve bireysel spor, yani futbol dediğimizde toplu olan çalışmalara önem vermek, kuvvet ve dayanıklılık olarak kendinizi sürekli üst seviyede tutmak. Hocaların size bunu önermiyor olabilir, yaptırmıyor olabilir, bilmiyor olabilirler. Sizler kendi kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarınızı araştırarak yapacaksınız. Sezon öncesi, sezon ortası, sezon içerisinde nasıl yapılıyor bunları bileceksiniz. İki idmanınız varsa bir idmanda siz ekleyeceksiniz ve bu performansı üst seviyelere çıkaracaksınız. Kendinizi de başka seviyelerde görmek istiyorsanız, bu işten ekmek yemek istiyorsanız veya bu işi profesyonel olmak için yapmak için yapıyorsanız bunlara dikkat edeceksiniz, kulak vereceksiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer herhangi bir fikriniz, yorumunuz veya başka bir sormak istediğiniz soru varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğeni ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.